dialogue with your enemies, with your foes, and we as Israel accept that. Tünellerden geçse geçse ancak şu çaplı silahlar geçer, tüfek geçer, bunlar geçer. Ama oradan tank, top, bunlar geçmez değil mi? Ama Gazze tanklarla, toplarla kuşatıldı. Ve bir taraftan da Bospor bombaları atıldı. Birleşmiş Milletler'in binalarını bile bombaladınız. İsrail bunu da yaptı. Ve hiçbir zaman bende atom bombası var diyemiyor, sessiz kalıyor. Ama İran'da atom bombası var diye herkes İran'a saldırıyor. Bu nasıl adalet? Ben şu anda İsrail'i de çevresi için, bölge için tehdit unsuru olarak görüyorum. Çünkü kendisinde atom bombası var. Ve bütün bunların yanında İsrail şu anda işgalci durumunda. Ve İsrail devlet terörü uygulaması bölgede. Bu devlet terörü uygulaması süreci yeni değil. Ve ben soruyorum. Madem Gazze'den, Filistin'den roketler atılmış. Bunu ben Sayın Olmert'e de sordum. Diğer İsraillere de görüştüğümde sordum. Dedim kaç tane İsrailli öldü söyler misiniz? Bize cevap veremedim. Ama biz 7'den 70'e on binlerce Filistinlinin, Gazze'linin o bölgede İsrail'in bu bombaları karşısında öldürüldüğünü çok iyi biliyoruz. Ve bunun acımasızca yapıldığını biliyoruz. Ve işte bölgede en önemli dostu Türkiye'ydi ve şu anda Türkiye'yi kaybetti. Niye kaybetti? Bu yaklaşımları sebebiyle kaybetti. Ve böylece zaten bölgede kendini yalnızlığa itmiş durmuş. O toprakların, o arazilerin sahibi İsrail değil. O arazilerin sahibi Filistinliler. Siz şu anda Güney Afrika'da hür yaşıyorsunuz. Rahat yaşıyorsunuz. Huzurlu yaşıyorsunuz. Ama Filistinli kendi topraklarında bu huzuru bulamıyor. Bu huzuru